Merhabalar, ben Doktor Erdemcan. Bugün sizlere distal düz kırıkları cerrahi indikasyonlarından bahsedeceğim. Distal düz kırıklarının cerrahi tedavisi için öncelikle bölgenin anatomik özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Radius distal eklem yüzünün ön arka planda ortalama 22 derece, yan planda ise 5-11 derece arasında değişebilen bir eğilim bulunmaktadır. Nötral pozisyonda radius siloidinin radyoulnar eklemden yüksekliği 5-10 mm arasındadır. Burada da gördüğüm gibi radyal inklinasyon ve olartit bulunmaktadır. Burası da ulnar varyans ve kırıklarda bakacağımız kısalık bölgesi. Burada negatif ulnar varyans görülmüş. Radius distal ucunun üç kolon şeklinde tanımlanması, radius distal metafiz kırıklarının patoanatomisinin daha iyi anlaşılmasını sağlamış ve tedavide yol gösterici olmuştur. Kolon konseptine göre radyal kolon, radyal soleus ve scaphoid fossa'dan, orta kolon, ulnar fossa ile sigmoid çentikten, ulnar kolon ise distal ulna, distal radyoulnar eklem ve TFCC'den oluşmaktadır. El bileğine gelen yükün büyük kısmı orta kolon tarafından aktarılırken, radyal kolon daha çok kemik destek görevi görmektedir ve yükün az bir kısmını almaktadır. Ulnar kolon ise aslında stabil dönme noktasıdır. Ve distal radyoulnar eklem ile radyusun ulna üzerine dönmesini sağlar. Özellikle yumruk sıkma esnasında yükün önemli bir bölümü ulnar kolona aktarılmaktadır. Kırık tedavisinin planlanmasında ön, arka ve yan grafiler gerekli çoğu bilgiyi verirken bilgisayar tomografiler eklem içi kırıklarda daha net bilgiler vermektedir. BT orta kolon ve önemli eklem parçalarının pozisyonu göstererek cerrahi yönünde karar vermede ve yaklaşımımızın belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Eğer scapula lunate, lunate trikolateral bağ gibi interkarpal bağ yaralanmasından şüpheleniliyorsa manyetik rezonansla inceleme yapılması uygun olur. Bu kırıklarla ilgili sınıflamalardan bahsedecek olursak sık kullanılan sınıflamalardan bir tanesi AUS sınıflamasıdır ve temelde 3 gruba ayırmaktadır. A grubunda bending kuvvetlerine bağlı olarak eklem dışı kırıklar, B grubunda makaslama edici kuvvetlere bağlı olarak kısmi eklem içi kırıklar, C grubunda ise yüksek enerjili kompleks eklem içi kırıklar mevcuttur. Buna benzer bir şekilde yine oluş mekanizması üzerinden ilerleyen bir sınıflama da Fernandez sınıflamasıdır. Oluş mekanizmasına göre kırıkları 5 gruba ayırmaktadır. Tip 1 kırıklarda metafizdeki bending kuvvetleri ile oluşmakta ve eklem dışı olarak görülmektedirler. Tip 2 kırıklar ise makaslama kuvvetleri sonucunda oluşurlar ve kısmi eklem içi kırıklar şeklindedirler. Tip 3 kırıklarda eklem yüzündeki hani kompresyon kuvvetlerine bağlı olarak eklem içi kırıklar oluşmaktadır. Ve metafizarosubkondral infarksiyon da mevcuttur. Tip 4 kırıklarda bağların avulsiyonuna bağlı olarak ulnar radyal stoliyit kırıkları birlikte genellikle radyokarpal kırıklı çıkıkları görülmektedir. Tip 5'te ise bunların biraz daha kombine bir şekilde görüldüğü yüksek enerjili oluşan travmalar sonucu oluşan kompleks kırıklardır. Burada da göreceğimiz gibi tip 1 bending kuvvetlerine bağlı olarak ekstra artiküler metafiser kırıklarken makaslama kuvvetlerine bağlı tip 2 kısmi eklem içi kırıklar görülmektedir. Tip 3 de kompresyona bağlı olarak biraz daha 2 eklem içi kırıklar görülmektedirken tip 4'te genelde radyokarpal çıkıklarına eşlik ettiği avulsiyon kırıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Tip 5'te yine instabil, yüksek enerjili travmalara bağlı olarak ortaya çıkan kombine kompleks eklem içi kırıklardır. Bunun dışında ulnar stiloidi önemseyen ve bu konuda aslında bize en çok bilgi veren sınıflamalardan bir tanesi olan Frickman sınıflaması da bulunmaktadır. Cerrahi indikasyon açısından biz için temel olan şeyler aslında kırığın kapalı redüktör edildiği zaman stabil olup olmadığıdır. Eklem içi basamaklanmasının 2 metrenin üzerinde olduğu, metafizar açılanmanın 20 dereceden fazla olduğu ve metafizar çökmeye bağlı kısalık 3 milimetreden fazla ise bunun yanında ulna eşlik eden ulna kırığı yahut osteoporotik bir kemiğimiz varsa alçılama süresince yer değiştirme olasılığımız yüksektir. Yani kayma olasılığı yüksektir bu kırıklarda. Yine aynı şekilde dorsal açılanma 15 dereceden fazla
Radyal eğim 10 dereceden küçük ve radyal uzunluğu kaybı 2 metreden üzerinde ise genelde tedavi sonrası ağrıyla bu kırıklar karşımıza çıkmaktadır. Eklem yüzündeki dorsal açılanma, skafoid ve lunat fossadaki yüklenme miktarını, radyal eğimin kaybı ise lunat temas alanındaki yüklenmeyi arttırarak radyokarpal eklemde dejeneratif değişikliklere neden olmaktadır. Radius distal uç kırıklarında cerrahiye karar verirken çeşitli parametreler bulunmaktadır. Hastanın yaşı, aktivite düzeyi, eşlik eden hastalıkları, osteoporotik olup olmaması, yaralanmanın enerjisi, yani kırığın aynı zamanda açık veya kapalı kırık olması, kırığın radyokarpal ya da radyoulnar eklem uzanıp uzanmadığı ve metafizer çekmenin derecesi parametreler arasında sayılabilir. Genellikle klinik uygulamada genç ya da aktif bireylerde yüksek enerjili oluşan kırıklarda cerrahi tedavi tercih edilirken ileri yaş bu tarz kırıklarda cerrahi tedavinin uygulama gerekliliği tartışmalıdır. Bununla ilgili cerrahi tedavilerin başında kapalı redüksiyon perfüsyonel sütelleme yer almaktadır. Bu yöntem uygun endikasyonu metafizel parçalanmanın olmadığı eklem dışı ya da basit eklem içi kırıklardır. Perkütan telleme ile ilgili literatürde pek çok teknik tanımlanmıştır. Bunlar arasında radyal sitoidden telleme, radyal ve ulnardan diyafize doğru çapraz telleme, intrafokal telleme ve telleme sayılabilir. Radyal stoitten telleme sık kullanılan bir yöntem olup teller proksimal parçanın ulnar korteksine gönderilir. Kapancı'nın tarif ettiği intrafokal kırık hattından telleme değilse amaç tellerin yaptığı destek etkisiyle distal parçanın rotasyonunu ve uzunluğunu kontrol etmektir. Burada da görüldüğü gibi kapancı tarafından tarif edilen yöntemde kemik içerisinde bir odak noktası belirlenerek buradan intrafokal telleme yapılır. Eksenler tespit ise tercih edilen başka bir yöntemdir. Radius kırıklarında yani köprülen eksenler fiksatörler genelde ligamentotaksis ile kırık parçalarının redüksiyonunu sağlamak için kullanılırlar. İnstabil eklem dışı kırıklar, iki ya da üç parçalı deplasman olmayan eklem içi kırıklarda kalıcı tedavide, aşırı yumuşak doku defekti bulunan açık kırıklarda ve politravmalı hastalarda kalıcı yöntem öncesinde geçici olarak uygulanabilirler. Distal pinler ikinci metafiz proksimal ve distaline yerleştirilir. Burada ikinci parmak 90 derece fleksiyona getirilerek aynı zamanda eksternal kılıfta korunarak buradan invazyon olmamasına dikkat edilir. Proksimal 2 pin ise abduktör pollicis longus ve ekstensör pollicis brevis kas karınlarının proksimaline yerleştirilmelidir. Bu kasları gerilmemelidir. Bu kasların proksimalinde radyal şaft, ekstansiyon düz dörtlüğün komünüs ve ekstansiyon kalpli radyal longus brevis karınları arasında 3-4 santim üzerinden deriden palpe edilebilir. Burada radyal şafta proksimal pin yerleştirme için tercih edilen alanı görmekteyiz. Pinler yerleştirildikten sonra uygun ayarlamalar yapılabilir. Aynı zamanda K telleriyle ek tespitlerde yapmak mümkündür. Cerrahi tedavi edilmiş distal dediğimiz kırmaya kadar ulnar stoit kırıklarının tespiti tartışmalıdır. Bazı cerrahlar semptomatik instabilite ve kaynama nedeniyle tespit önerirken bazılarına göre tespitin dezavantajları fonksiyonel sonuçta etkisizlik, cerrahi süre uzaması ve implant rahatsızlıklarıdır. Açık redüksiyon internal tespitten bahsedecek olursam, volar yaklaşımda el fibriliği fleksor kıvrımından proksimale, FCR tendonu ve radyal artı arasından uzunlamasına volar Henry yaklaşımı uygulanır. Medyen sinir fleksor tendonlar ile birlikte ulnar tarafa alınıp korunur. Pronator quadratus kası radyal ve distalden kaldırılır. Volar yaklaşımında karpal bağlar ve kapsül korunmalıdır. Karpal tünel gevşetilmesi yapılacak ise
Medyan sinir duyu dalını korumak için ulnar taraftaki ikinci bir insizyon tercih edilir. Tespit sonrasında frontor quadratus mümkün olduğu kadar plak üzerinden yaklaştırılır. Metafizel parçalanmalı eklem içi kırıkların değişken açılı plaklarla tespitinde volar uygulamalarda dorsal çift plak uygulaması kadar güçlü olduğu görülmüştür. Volar yaklaşımda plak tespit sonrasında her bir hareketin erken veya geç başlamak arasında önemli fonksiyonel fark saptanamamıştır. Burada da gördüğümüz gibi fleksokarpi radialis ve radyal arter arasından girilir ve uygun rekabetasyonlar yapılır. Pronator kuadratus insiz edilir ve daha sonrasında plak üzerinden tespit edilebilir. Dorsal yaklaşımda ise distal radius eklemi üzerinden uzunlamasına 8-10 santimlik bir kesi uygulanır. Ekstansör retinakulum genellikle EPD'ye serbestleştirecek şekilde 3. kompartman üzerinden açılıp 2 yahut 4. kompartmanlar bütün olarak dorsal kemik yüzeyinden sıyrılır. Uygulanacak plak tipine göre distal tübercül alınıp dorsal yüz düzeltilebilir. Tespit sonrasında kapsül ve EPD tendonu cilt altına serbest bırakacak şekilde ekstansör retinakulum onarılır. Burada insizyonumuzu görmekteyiz. EPL tendonu serbestleştirildiğinde korunur. Burada dördüncü kompartmana yahut ikinci kompartmana yönelilebilir. Dediğim gibi bunlar steroid kırıklarında aslında tespit tartışmalıdır. Ama instabilite eşlik ediyorsa bunlar taban kırıklarının tespit önerilmektedir. Burada K teli vida yahut M plakla tespit olabileceği gibi gergi bandı yöntemiyle tespit önerilen yöntemler arasındadır. Benim için teşekkür ederim.